Dükkandan eve geldik, yemeğimizi yedik. Ben böyle marketten oralet almıştım, onu yapacağım içeceğiz birlikte. Burada yine makine nevresini yakıyor. Her zaman gibi hiç boş değil. Tabii biz bol kepçe yapalım. Çocukluğumun oraleti. Ama tabii kahve bardakları yok. Ama Ümit beni onlardan huylandırdı. Bir yaşlılar dedi caminin kapısında içiyor dedi. Çalkalıyorlar dedi. Aslında ben tiksinmiyordum. İçiyordum da Ümit ve Ünal, özellikle de Ünal öyle söyleyince git al evde yap iç dedi bana. Ümit de öyle söyledi. Ben de öyle yapmaya karar verdim. Yarın sabah çocuklara da yapacağım. Ben yine duygulandım çünkü neden? Bu pastayı Giresun'da en iyi benim dedem yapardı. Tabii şimdi artık yaşlandı hayatta. Babamlar da yapardı. Babamların yapmasıyla dedem yapardı. Erkek kardeşinin de köyde kahvesi vardı. Onun yanına gidince böyle oralet bu ilk muhteşem ikili yapardık o zamanlar. O geldi aklıma. Böyle insan bazen anılara gidiyor. Buna biraz daha koymam lazım herhalde. Ha, utanmayın bunu da taklit edin. Ha, oralet yaptım. BİM'de de var. Gidin siz de alın siz de yapın. Taklit edin. Hiç utanmayın. Böyle bol Giresun içeren bir menü. Otur, geldim. Otur, geldim. Pastadan yedin mi sen hiç? He? Bu pastadan yedin mi hiç? Biliyor musun? Ne? O pastanın orijinal adı ne biliyor musun? Hayçurum. Alakası bile yok. Sidikli pasta derler. Köylüler öyle yani yüksek kesimlikler öyle derdi ama normali macunlu pasta. He. Ha, bir yesene. Ya ben şehirliyim ya. Ya ne yiyeyim ben şimdi bunu? Ye işte. Bunu Giresun'a yiyen önceden zengin oluyordu. Bizim... Eski oralet reklamlarında oralet Osman diye bir adam var. Valla. Eski videolarda izlemiştim. Oralet reklamı dahi oralet yeri çıkmış. Oralet Osman. Nereden baksan 10 dakika reklam. Valla. Misafir geliyor eve. Misafire, şu anda benimki de öyle oldu biliyor musun? Misafire oraleti böyle şey yapıyor, anlatıyor tavsiyelerini, vitaminli hem de diyor böyle diyor anlatıyor. Ben eski oyunculardan birisi. Şu anda şey oldu. Bizim küçüklüğümüzde macunlu pasta ve oralet. Cami kapısı, köy. YouTube'da tam. Şey, oralet Osman yazınca çıkar. Bu ay çöreğinden güzel ama. Mis. Güzel. Değil mi? Bu güzel bir pasta. Böyle Ümit'e afiyet olsun. Evet, bizim her akşamki sorunsalımız. Benim Ümit çok titiz. 500 tane ıslak mendille oturur burada. 500 tane de şuraya bir tane ıslak mendil koyuyorum her zaman. Unutuyorsun. Bağırma beyim getirdim. Anlatacağım masayı. Ay beyim dedim şımardın sen de be. Fırlatacağım masayı böyle. He, sonra ne olacak? Fırlatma halı yıkama olmuş. 700-800 lira bir halı. Şu kapıda yıka al evini. Sulu kule mi bulur burası? Korktum. Bizim akşam sohbetimiz böyle. İzletmedim bak yine başına geldi. Caner abinin videosunu izlerken Fatma yine kaçmış bulmuşlar. Onu izliyoruz YouTube'dan. Ne yapsın bıktı kadın bıktı. Ama ne güzel anne çocuğunun her zaman yanında. Ne olmuş ben anlayamadım orayı. Kaçmıştı hastanede bulmuşlar. Ben yine çamaşır asıyordum. Bendeki bu yıkama
Ne olacak ben bilmiyorum. Ümit hep tıkandı buraya çamaşır astım diye ama biz buradan çıkacağız şimdi biz. Hepinize selamlar, sevgiler. Yeni bir günden, yeni bir heyecandan, heyecanlar doğrultuda okula gidiyorum. Karnamı sabahtan çocukları gönderdim, kendim gitmedim. Şimdi de kendim gidiyorum karne saatinde. Bakalım bize neler bekliyor. Tabii sonuç ne olursa olsun tabii ki mutluyum. Çocuklar ilk dönemini Allah'ın izniyle bitirdi. Geçen yıllarda biliyoruz ki ne tatiller oldu istemeden ne şeyler oldu. Aman öyle şeyler olmasın da notlar kötüyse düzelir. İyiyse de Rabbim hepsini açıkla versin inşallah. Ben de böyle okul yollarında gidiyorum. Tüm öğrencilerin başarılı devamı diliyorum. İyi tatiller diliyorum. Çocuklar geleceğimiz her zaman. İyi ki çocuklar hayatımızda var. İyi ki varlar. Şimdi babaannemiz aradı. O da dedi çalışmasaydım yanınızda olmak çok isterdim ama işimi bitireyim hemen geleceğim yanınıza dedi. Dedim kızlar 11.30'da Göktuğ 12.30'da alacak karnelerini. Onun için iki okul arasında sıkıntı çekmiyorum. Geçen yıllarda böyle bir sıkıntı vardı. İkisi aynı saatte alıyordu. Nereye gideceğim diye şaşırıyordum. Geçen yıl hatta gelmişti kendisi sağ olsun. Gidiyorum okula. Yoruldum. Ay hava da bir güzel. İyi ki ince giyinmişim. Vallahi bugün hava çok çok güzel. Ya da benim enerjimi bilmiyorum şu anda. Üşümedim daha. Ama okul arası kesin soğuktur. Oranın bir ayazı rüzgarı var. Acayip değişik bir şey. Öğleyi bitirmiş bulunuyoruz. Hepimiz için hayırlı öğle olsun. Kızlar. Fotoğraf çekinecekler öğretmenleriyle onu bekliyoruz. Duyguları alacağız şimdi. Müzik sesi var konuşamıyorum. Hemen çıkalım Göktuğ'a yetişelim. Hadi koşa koşa. Göktuğ'un belgesine yetiştik. Göktuğ. Yarışmayı yapacağız. Farklı gruplarla yapacağız. O zaman da inşallah ödüllerini vereceğiz. Evet, 5'te Göktuğ yine çıktı. Evra Nur Çalıkuşu. 5'te Zeynep Beyhan Eroğlu. Başlayalım. 7'te Ayşe Demir. 7'te Mertcan Dedeoğlu. 7'e Zehra Minel Coşkun, 7F Berfin Koç, 8A Ahmet Sait Gültaş, 8D Hayrun Nisa Akyüz, 8C Ayça Rana Gülsoy, 8D Ebubek Kremiş, 8G Hasan Hüseyin Başçık, 8F Esel Akkaya, 8B Eda Nur Aksu. Bunun içinde bu biraz aynı olsun. Biraz. Hocam
Evet, Tuğ beni patlatacak bugün. Duygudan. Göktuğ madalyan düştü. Nazar oldu Göktuğ. Nazardan düştü. Hazır ol. Dikkat. Okul çıkışındayız Ayça'yla birlikte. Belgeler alındı. Tabii ki çocuklar çok mutlu tatil oldukları için. Evet, tatil. Evet. Fırat hocan ne dedi söyle. Dedi ki ben sana çok güveniyorum dedi. İkinci dönem teşekkür alabilirsin dedi. Seni seviyorum dedi. Seni çok mutlu etti değil mi bu? Ya. Almasan bile. Değil mi? Böyle demesi yetmiş. Belge? Belge yok, bir dahakini alırım. Ama ben matematik ve İngilizce'den küçük. Sadece bir şey söyleyeyim mi? Sadece belgeyi alamayan çocuklar inanın minnacık gramla kaybetmiş. Ona çok üzüldük. Olsun, canları sağ olsun, mutlu olsunlar. Ve Ayça gülüyor ya, o bize yeter değil mi Ayça? Ben valla hiçbir şey öğrenmem ki. Evet. Ayça benim gibi pozitif. Hep pozitif. Annesi de öyle. Akşam bize yorum yap kız. Duyuyor musun? Ben yaparım. Annene söyledim. Annem bana okey yapıyor. Öyle okul çıkışında gidiyoruz. Sevil abla bir şey diyeyim mi senin? Şu kısa videoların çok komik ya. Yani. Değil mi? Ben komik evet. Kızım. Komiyim ben. Gece. Neyi yapmıştı? Ona çok gülmüştük. Baş ağrıyan mı? Ümit benden neyi daha çok başım ağrıyor diyor. Yok. Merhaba canım. Sinan. Yine yapacağım ondan. Yine kısa videolar gelecek. Araba çarpacak bize. Daha iyi. Çarpmaz, yol var, geçti. Bilgi evine gelmiştik çünkü oradaki öğretmenleri de Göktuğ'u görmek istemişti. Vallahi ben... Anne uçuyorum. Öyle kendimi sıkam. Şişirdim, Göktuğ yine öğretmenini gördüm. Göktuğ'un öğretmenleri Bilgi ev öğretmenleri. Evet. Gördün mü öğretmenini? Ya, helal sana. Niye kendimi sıktım anne, bu kadar? Anne ben takdir alıyordum değil mi? Evet, ilkokulda şeyi puanlamayı kaldırmışlar. Ama kaldırmasalardı kızlar da takdir alıyordu. Söylemeyeceğim dedim, nazar oluyor falan dedim ama tabii ki dayanamadım. Ay yapayım. Çok mutlu oldum. Göktuğ'un beklediğim belgeleri, şeyleri vardı ama beklemediğim de çok oldu. Göktuğ'u orada gördükçe zaten... orada gördükçe... Madalya aldım, sonra ikinci madalyayı da alınca şimdi çok şaşırdım. Yılın öğrencisi, ayın öğrencisi. Ayın öğrencisinin olmuştu, yılın öğrencisi. Evet. Bir de çalış birinciliği, beşinci sınıflar arası. Vallahi o kadar duygum şey ki böyle. Gözyaşımı tutamıyorum ya, elimde değil. İnanın çoğu yerleri çekemedim yani. Gel, koşun dükkana. Kedi de ona baba. Ben yine ağlak ben. Ağlıyor ya. Ama yani hiç beklemediklerim de vardı gerçekten. Kim adanya? Yılın öğrencisi ve takdir. Vay aferin. Göktuğ var ya sahneden inmedi aşağıya. Bir gidiyor vallahi. Bir geliyor. Ya. Aç baba içini. Göktuğ'un? Benim. Şey onlara belge vermemişler. Belge verseler çok onlar da takdir. Hepsi çok iyi. Çok iyi. Serkan hocayla konuştuk. Aa. Bu yanındaki her saatleri kaç saat dersin? Ya bu yanlış vermişlerdir ya. Hayır. Bunu yanlış basmış ya. He babacığım. Allah Allah. Ben gittim. Fotoğrafı verdim babacığım, şimdi gücüm yok. Bunlar daksil maksil, çamaşır suyu. Yok şeyler... valla birebir kendi gözümün önünde oldu her şey. Ana bu da aynı. Bu da aynı. Bu A4'ten mi çıkıyor? Ne yapıyorsun ben? Okutuyor kadın, okutuyor kadın. Baba var ya... Ben şimdi fotokopisini çekeyim. Ama yani... Üçüncü sınıfta şey... matematik...
çok iyiydi. İngilizcem de iyiydi. Şimdi hepsi çok iyi yaptım. Ama yani bunları ben yapamadığım için biliyorum ki zor bir şey bu. Bu senin yani... bu gözyaşları boşuna mı? Bilmem ama sizin döneminizde bunlar çok kolaydı şimdi. Çok kolay. Valla kızların hediyesini yetiştiremedim ama Göktuğ'unkini yetiştirdim. Göktuğ aç bakayım hediyeni. Bir şey olmaz baba. Sen sevin bana yeter. Bir şey olmaz. He, sizinki de, sizinki de var. Mi? Sizin de var. Çağıracağım ben sizi. O değil altta. Bayrak bayrağı kaldır. Kaldır. Bayrağı kaldır. Nasıl beğendin mi? Telefona sevinmemişti ama buna en çok istediydi bu. Hayır. Nasıl istediğin gibi mi? Az bir çekil hayal göremiyorum aşkım. Artık odan da rahat rahat oynarsın. Bir de ne alacaksın? Beğendin mi? İstediğin gibi bir şey. Hani kedi. Ben babam bize ne alacağım? Daha çok derse kullanacağım. Anne ne olur yapma. Anne ne olur yapma. İyi güle kuran bak sen hani mekanik klavye ayarladın. Mouse zaten var. Artık odana kurarız şimdi. Oynarsın. Canlarım benim. Kızlar sizinkini de çağıracağım ha, tamam mı? Sizin daha... de var da yetişmedi. Sabah biraz başı ağrıyordu babanın. Yok sorun değil. Var size geliyor. Sizin ben arayacağım gene geleceğiz. Aynen böyle bayrağın arkasına koyacağım. Ne yapayım ben sana geç geleceğim diye zannettim. Ama hemen geç gelemedim ki eve yani. Eve gitseydin sonra gelseydin. Gelemem bu duygumu içimden bunu atmam lazım. Sen ne alıyorsun kız? Canlarım. Biz, ama biz nasıl mücadele ediyoruz? De, okula gidiyoruz, geliyoruz. Beni de alacaksınız ha. Vallahi beni de alacaksınız. Gel buraya gel yanıma ama gel. Ama biz çok mutluyuz gerçekten. He? Bu gözyaşı mutluluktan. Allah. Oy. Canlarım benim. Ay nefesim ki tıkandı öyle, artık. Mutluluktan ağlayayım. Ben size ne dedim? Babaanneleri aradı beni. Babaannelerine demişler ki çok korkuyoruz. Karnemiz kötü gelirse. Babaanne beni aradı dedi ki. Sevilay dedi. Eğer dedi kötü gelirse dedi. Hani ne yapalım dedi. Demek ki kapasitesi bu kadar dedi. Zaten karneleri gördüm. Çığlık çığlığa aradım anneni. Canlarım mı? Çok yaşadın mutlu olduk abi. Yani. Böyle mutluluktan ağlıyor işte. Canlarım mı? Çok çalıştılar. Çok sıkıştığı zamanlar oldu. Ben sana geçen ne dedim? Kafanıza dert takarak değil dedim. Mutlu olmaya çalışın. Çok sıkıştıkları zaman oldu. Gerçekten. Tabii ki. Bunaldılar derslerden. Yoruldular. Ama bunların suçu yok ki. Bunlar geç geldi kaldı. Evet. Şero da bizim aileden. Şero'dan gel Şero. Göktuğ senin yanında birinci sınıftayken böyle harıl harıl uğraşırken bunlar hiç oyun oynuyor. Yani. İşte ondan dolayı bazı şeylere geç kalmış. Ama Serkan Hoca beni de çocukları da o kadar güzel motive etti. Tam bir öğretmendi bugün. Yani bazen biliyorsun ben kızıyorum ya. Bugün böyle ya bizi... Senin ona kızmanın sebebi bazen ulaşamamazlıktan. Evet. Ya da etrafındakilerden kendisine ulaşamamalıydı. Bugün tamamıyla ben el salladım böyle. Gidiyordum böyle yaptı bana. Ben sana mesela empati yaparak sen ne dedin? Ben dedim mesela Serkan Hoca'yım. Kaç kişiyle uğraşıyor bak, dedi. Ben sana dedim ki Serkan Hoca'yım dedim. Şimdi yani etrafındaki yardımcıları bir şey dediği zaman kendisi bu sorumluluğu alamayacağı için tamam madem öyle yapıyorsunuz yapın deyip de hani etrafındaki kadınlara söylüyor yani hani herkese dert anlatacağından değil. Böyle geldi kızlara sarıldı resim çekildi dışarıda sonra bana böyle şey yaptı. Ben dedi senin dedi mücadeleni emeğini dedi çok iyi biliyorum dedi. Mahkemeyle ilgili de dedi beni ara dedi. O gün dedi beni ara telefon bekleyeceğim dedi. Ben dedi hani araştırma falan bir şey olsa her zaman sizin yanınızdayım dedi. O bana teşekkür etti. Ben ona teşekkür ettim. Zaten ben ağlıyordum orada. Öyle. Allah'ım şu ezanların gözü gözü hürmetine ya Rabbim. Sen beni mutlu ettin ya. Herkes çok mutlu olsun inşallah. Ama belge de alabilseydim keşke. Bu belge zaten. Çok senin yani. Ben biliyorum bunun nasıl zor bir şey olduğunu. Ama arkamda sen olsan yapamazdım ki. Çocukları okula göndermek kolay mı her şeyi? Hani masrafını şeyini geçtim. Sıkıştığım yerde psikolojik olarak falan. Olsun canım bu kadar şey yapmana rağmen hiçbir şey olmayan da oluyor işte. Yani ben biliyorum senin kıymetini, ben değerini. Ben bu madalyanı götürdüm bir madalyasını sana. Bir tanesiniz kendine. Sen takamam. Sen takacaksın ha. Ben sana. Evet. Evet bu madalyaları istedim. Ama çok mutluyum gerçekten. Evet. Çocukların hepsine çok teşekkür ediyorum. Evet. Başarıların devamı diliyorum. Üç kere diyor değil mi? He? Ekmek gibi.
Ya ben resim çekeyim. Çekerim. Bırakmasın bize. Bu arada ben de şöyle küçük bir hediye almışım. Ümit'in hediyesinin yanına ben utandım yani. Bunun altına kızların hediyesini koyacağım ama çağıracağım ben yine. Onu da çekeceğim ya. Gelmedi. O kimin? Bu eve aldım. Gözünü kapat. Ya canım yok. Mesela Göktuğ'un diye onun için geç kardeş bunları zaten hani. Tabii hepsi ama şimdi. Çok bunu bu nasıl bir hediye? Bahşiş istiyor. Böyle. Size hep birlikte oynadığımız için. Hep birlikte oynamadık. Evet, böyle bir tane oyun aldım. Vallahi ben bu tarz şeyler düşünüyordum. Babamız dedi ki ben farklı şeyler düşünüyorum dedi. İstediklerimizi aldım. Kızma birader. Evet. Böyle ufak bir hediye aldım ama çam sakızı çoban armağanı. Babanız gole atmış bu konuda. Yok canım, benim elimden bu geliyordu bu. Yani ben bu işle uğraşıyorum. Şu an sanki şey yok, benim elimden bu geliyor. Yani. Daha ne gelsin? Yani. Öyle. Bakalım ilerleyen saatler bize. Çok teşekkür ederim anne. Ben size teşekkür ederim. Teşekkürler bu özellikle. Şimdi şöyle bir şey, ufak bir konuşma yapayım. Bazı derslerimizi yaparken sıkıştırdığım zamanlar oldu. Bunalttığım zamanlar oldu. Hadi deyip yapın, edin, en iyi olun derken bugüne hazırlıktı işte. Bak bugün mutluyuz. Ama o gün ders yapmasaydın. Eve gelmekten çekindiniz. Evet, sıkıldınız. Okulda ders var. İşte Sevilay sürekli ders yaptırıyor diye. Ama o bugün okuldan nasıl çıktık? Ya nasıl oynayarak, nasıl duyguyla çıktık? Hani bir şey alamasaydık tabii ki ben yine sizi çok sevecektim. Benim için sevgiden yana bir şey değişmeyecekti ama bir tarafım buruk olacak. Ben bugün böyle çıktım yani okuldan. Çok mutluyum. Size de bundan dolayı ayrıca teşekkür ediyorum. Hepinizi ayrı ayrı çok çok seviyorum. İyi ki varsınız. Anne ben de teşekkürümü söyleyebilir miyim? Anneciğim beni bize eğittiğin için bizi hiç zorlamayıp güzelce bakın çocuklar ders çalışın ki yeni yerlere gidin demen için sana da çok teşekkür ediyorum. Arada böyle oluyordu ama yani iyiliğimizi düşünüyorsun. Evet, okuman neydi? Özgürlüğe uçmaktır. Daha sesli. Özgürlüğe uçmak demektir. Ya, bu bizim sloganımız. Hepinizi çok seviyorum. Böyle. Duygularım okul müdürümüz Sevilay Hanım konuştular. Öyle. Ben kendi mutfağımın şefiyim. Evimin muhtarıyım. Yani. Müdürüm. Her şeyim ben. Yani. Artık Sevilay tatil hak etti. Alkış. Ben alkışlayamıyorum. Ben de çalışıyorum. En azından boşa çalışmadığımı görüyorum yani. Tabii. Sonuç itibariyle. Bu daha güzel bir şey. Daha yani çalışırsın of niye çalışıyorum demem yani. Hepinizi çok seviyorum. Beni kovdunuz kırtasiyeden. Ya ben sen de baba bu da sana. Ama ben karne haşlığı verdim. Bize hediye almışlar. Ya hayır baba lütfen. Ya o zaman çek beni. Ben kırtasiyede gördüm kızları Gökçe'ye giderken, ondan gelirken açtım kamerayı. Ama ben size haçlık verdim. Kendi paranızı neden ama anne bak bu sizin başarınız. Siz bize eğittiniz ama anne. Ben bunları duyacağımı böyle... Evet kar küre. Bunu odanıza koyarız kızlar sizin. Hayır anne onlar sizin. Onlar sizin ama. Tamam sizin odanızda çok güzel durmaz mı bunlar? Tamam. O, rüyanın yeri şeyinde böyle. Televizyonun önüne koyarım ben kendi odama koyarım ben. Ne bunun ortasına koyayım? Benim hediyem bu. Ümit de ne? Cazgır. Al tamam senin hediyen ışıklı al. Al tamam odana götür. Baba altından kapatılıyor. Kapat altından. Oo çok güzel ben değil mi? Ben yıllardan beri şundan zaten bıktım mesela. Dün annemle de konuşurken aynı şeyi konuştuk. Anneme bir şey alıyorum. Ya ne gereği var? Hani ya da kalsın, hadi siz kullanırsınız. Ya da kullanmaz, tutar kutusunda. Hani ya aldım böyle kullan şunu da al işte. Ama ben kullanıyorum sen bunu altından almaya takıyorum. Geçen gün telefon mevzusunda bile görmüyorum. Yok işte hayır ben aynen. İdare ederim. Hayır canım almışlar bana çocuklar. Çok teşekkür ederim. Yo, ben bunu buraya da koyarım diyeceğim tamam. Ama. Anne onun ışığı yanıyor mu var mı? Televizyonu daha iyi olur çünkü burada çok karışıyor yer. Baksana şuraya tamam. Ben buraya koysam 2 saat bunu arayacağım. Yo gerçekten çok beğendiğim bir şey oldu. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Ben de seni öpeceğim. Teşekkür ederim. Kompişim.
Güzel ama değil mi? Şey beğendiğiniz de var. Benimkinin yok ama benimkinin Lois'i var. Bir şey daha söyleyeyim mi? Evet. Tam Göktuğ şeyde madalya alıyor. Yuhlandı. Göktuğ bir ara yuhlandı bugün çok madalya aldığı için. Ama müdür dedi dilinizi keserim sizin dedi. Hmm. Teşekkür ediyorum burada ona. Göktuğ sahneye bir çıktı madalya pat yürümüş. Nazarda. Nazar oldu. Kamerada var orası. Allah Allah. Öyle. Bugün akşam ettik böyle. Misafirim var tabii ki. Ne güzel öptüm değil mi kameraya karşı? Oo, çok güzel. Öyle bugün. Şuna bak ya, karılar kafelerde geziyor. Ben... Ay kafeleri bilmiyorlar, çekmedik. Evet, kayınvanneciğim beni aldı kafeye götürdü. Kafelerde kahve içtik, sohbet ettik. Salam, simitim şey. Bugün de öyle oldu. Bugün ama şey oldu. Daha çocukları görmedi, bugünü bana ayırdı. Çünkü beni motive etti. Çok aynı. İyi de geldi bana. Sen hak ettin ama. Ay öldüm, hak ağlarım. Hak ettin, hak ettin. Ay sağ olasın. Hı-hı. Öyle güzel güzel vakit geçirdik. Ümit aç kaldı tabii her zamanki gibi. Böyle dükkana geldik. Kızları da görür. Göktuğ'u da görür. Ama şimdi bugün benim günüm. Aynen. Ay kamerayı açtım, bir an giriş yapamadım. Ay bugün o kadar yoğun, o kadar çok şey geçti ki. Vallahi bazen çekim de yapamadım. Çünkü sohbetti, konuşmaydı. Bir de bugün artık yarım dönemin tüm stresini attım. Ciddi anlamda bugün duygu patlaması yaşadım. Ağladım, güldüm, havalara uçtum falan. Neredeydi? Biraz önce kayınvalidem buradaydı. Birlikte yukarı çıktık kırtasiyeye. Çocuklara istedikleri bir defter vardı. Onları aldı o. Şimdilik verdi dedi. Ben onlarla dedi ayrı dedi görüşeceğim dedi. Bugün işten geldi. Biraz benimle ilgilendi sağ olsun. Çünkü böyle bir şey gerçekten ihtiyacım vardı. Güzel güzel sohbet ettik. Kafelere gittik Ümit Bey. İzin verdi ya. He. İzin verdi mi? İzin verdi bana. Beyim. Kafelere gittim. Güzel. Kafede şura köşe. Sırf merdiveni çıkamıyor diye. Daha 5 kat kadın işten geldi. Kızların hediyesi de hazır burada. Kızları bekliyoruz. Vallahi güzel bir gün geçirdi. Rabbim herkes böyle mutlu etsin ya. Vallahi gözyaşımız mutluluktan aksın hep. Senin eklemek istediğin bir şey var mı? Yok mu? İyi. İşte böyle yani. Günü dolu dolu geçirdim. Ama videom biraz kısa oldu. Olsun. Bugün de böyle olsun. Bugün kendime mola verdim. Bildiğiniz gibi. Kızlar gelince tekrar görüp bakalım. Ben biliyorum. Gördüm tabii ki. Bakalım kızlar ne tepki verecek derken geldiler. Merhaba. Merhaba, geldiler. Efendim? Yok, bir şey olmadı. Bıraksana yani, ne yapayım? Kenara çekeyim dedim. Efendim, gelin artık. Poşet. Yok yok, poşet. Artık sürünecek. Vallahi ben kameramanım şu anda. Hı. Size hediye hazırladık. Hediye ne? Hediye vardı ya. Baban yetişememiş. Şunu düşünün bakalım sizce. Tablet kalemi. Yuh, taktı tablet kalemine. Başka? Sen diğer kamerayı alsana, buradan ne görüyorsun? Şey, ben de görünmek istiyorum. Tamam. İyi, tamam. Dıdım. Başka? Okumak isterim. Başka? Anca benden öyle hediye bekler mi? Başka? Tablet kalemi. şeffaf kılıf. Tablete şeffaf kılıf. Buna daha mı çok sevinir acaba? Hadi aç. Koyu gibi oldu. Aç. Şey programları gibi oldu. Yarışma programları. Bir de sizin hediyenizde ne var? Gözünü kapat. Yok, gözünü kapama, zaten kapalı. Bayrak düştü. Ne? Bu artık ikinizin laptopu. Şaka değil. Evet, sizin ikinizin. Artık bilgisayar. Artık siz de bilgisayar kullanabilirsiniz. İzleyebilirsiniz oradan. Ders dinleyebilirsiniz. Bunun sorumluluğu ikinizin üzerine. Odanızda. İstediğinizde girersiniz, çıkarsınız, öğrenirsiniz. Çok güzel bir laptop. İkinizin. He.
Artık oyun mu oynarsınız, başka bir şey mi yaparsınız? Değil mi? Al gel bakalım şuraya gel. Dur. Ama bu da güzel ya. Ama bu da güzel. Düşünsene buradan yatağında her şeyi izle. Mesela dizi izliyorsun ya. Hı. Burada izle. Artık hem abim alacağım da bizi. Evet. Hani arkasını süsleyebilir miyim stikerlerle? Tabii tabii. Yaşasın hani sticker alabilir miyiz tabii? Tabii tabii alırsınız. Bir bakın hediyenize. Arka kamerayı açıyorum. Evet bizim buradaki fotoğrafımız. Burada kızlarla biz. Kız, Dünya Kız Çocukları gününü kutluyoruz. Baba bu da kablosuz. Benim çocuklarım maldan daha çok aksesuarları seviyorlar. Tablet kalemi, mouse. Böyle şeyleri seviyorlar. Tatilde her şey serbest. Okul zamanı zaten şeyli gibi. Bu nereden ekleniliyor? Kız sen sekreter mi oldun? Artık tamam. Benim de bilgisayarım var. Baba nereden evet. ekleniliyor? Google Chrome'dan mı? Google Chrome'dan mı? Artık devamını Göksu'nunki de ayarlanacak akşama. Ben sana pembe laptop çantası vardı ya. Hı. Onu da vereceğim. Anne ya. Benim çocuklarım aksesuarları daha çok seviyorlar. Şeyi nedir o? Ben şuradan çekemedim. Aynen. Çanta var burada ama. Şimdilik onu ver. Evde ya pembe tablet çantası. Hı-hı. Ay laptop çantası. Şimdilik ona ver. Pembeyi vereceğim ben ona. Tamam. Valla. Güzel günlerde kullan. İstersen ekranı da değiştirebilirim. Ne istersen yapalım. Baban bak, şimdilik oyun, öyle oyun ayarlamış. Da, oyun da çalıştırıyor. Hiçbir sorun yok. Ben çalıştırıyorum. Her şeyi açıyor. Şey oyun çalıştırıyor mu diye kontrol etti onu. He. Sen kendine göre oyun indirebilirsin. Nerede indiriyorsun? O artık rüya öğrenir. İşte öğreneceksiniz artık. Göktuğ'a sırf zaten bu bilgisayar hediyesi. Bilgisayar kullanmayı öğrenin. Böyle elinizle hani... Alışın diye bu hediye verildi size. Mesela şey, diyelim avukat olduk ya böyle bir şeyler yazacak. Bunu açabilirsiniz. Evet. Buradan da. Tatilde serbest, okul zamanı zaten kuralına göre. Güzel güzel kullan, bu senin. Hak ettin. Müşteri geldi, kapatalım. Rüya bilgisayarını böyle, laptop. Ne? Laptop. Şey yapıyor. Aa, yanlış yapıştırdı herhalde. Hayalinde baktık tablet kalemine. Ben telefondan baktım. Dedi yani, ki ben bilgisayardan anne, bakarım şey, dedi. Tablet kalemi geldiğinde video çekebilir miyim? Tabii tabii. Aa, bu arada bir tane daha küçük bir hediye var. Bu kimin? Ha bu da Rüya'nın değil mi? Yok ikinizin de var burada. Kilitli defter. Şimdi ikisinin de deseni farklı. Onun için... Nasıl seçti? Gözünüzü kapatın ikiniz de. Bana döndürü ya. Şimdi elimde var. Herkes biri tuttuğunu alsın. Tamam. Tamam. Tuttum. Tamam. Ya şu yanındaki dükkanlarda yok mu tablet kalemi? Irmak'ta ya da Nece'de bir sorsanıza. Sorarım. Sorayım anne. Bunu da şey babaanneniz aldı, bıraktı. Çok yorgundu, uğrayamadı. O müsait olduğunda sizinle İletişime geçecek. Tamam mı? Sor bakalım. Gidiyorum ben de gidiyorum sormaya. Bir dakika anne ben size sorayım. Böyle. Tablet kalemi bakalım. Bugünkü videomun sonuna geldim. Kaç dakika oldu ne oldu inanın hiç bilmiyorum. Rüyacığım hala süslüyor. Hayal'in dediğini babası internetten bakıyor. Burada. Anne bak S harfi de varmış. Aa S harfi de mi varmış? Evet. Sevgiyle kalın, hoşça kalın, bizimle kalın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Abone olun diyecektim. En son. Gül. Hadi. Abone olmayı unutmayalım. Abone olmayı unutmayın. Abone olun. Videomu editlemeden önce dedim bu dükkanın karışıklığı hali ne dedim. Bu dedim kutular buralar ne oluyor dedim. Sonra Ümit ilk başta söylemek istemedi. Sonra tabii ben sıkıştırınca ne oluyor falan dedikçe söyledi bana. Ben çok mutlu oldum. Çok duygusallaştım hatta. O kendisi söylesin.
He? Sen kendin söyle. İşte Gökçe oyuncu monitörü aldım. Oyunculara göre. Gerçekten çok fazla bir hediye dedim ben yani. Odaya. Oyunculara göre kalisli. İşte hayzı mayzı bir şeyleri yüksek böyle tam oyun oynamaya göre. Vallahi ne diyeyim bilemedim, çok şaşırdım. Bunları karne hediyesi olarak yapacağım. Bir de bunu da kızlara laptop yapıyorum. Karne hediyesi olarak bunu topluyorum. Vay iyi. Bana ne ya? Sen karne mi aldın? Ben götürüp geçiyorum, uğraşıyorum. Ama ben oynamıyorum ya. Bilgisayar. Yani gayet iyi bir özellikli bilgisayar. Alt kası sıkır. Alt kası aldım. Tabii özellikleri falan gayet iyi. Alt kası aldım. Ama sonradan fark ettim klavyesi de bozuktur. Ben klavyesini unutmuşum onu. Bir de klavye almam gerekecek ona. Yarın halledersin sen. He? Biz gelene kadar halledersin bunları. Yapacağım işte, yetiştireceğim. Orası hattı yoktu. Evet. Şimdi klavye sonradan çıktı. Yoksa ben onu şimdi de toplayacaktım. Çünkü bütün parçaları buna ekleyeceğim. Kapağı kapatacağım, oturtacağım. Olacak. Hatta adaptörü de aldım. Adaptörü de şarj aleti. Evet. Çünkü evet, kızlar kasayı açıp çok bir şey başarılı evet, olamıyor. Bilgisayarla oynarsa bunlar da laptopla oynar. Evet, laptopu ayarladı. Hani ayarlamış, ayarladı diyorum. Ya en azından... En az öğrensinler, bilgisayar kullanmasını artık şey yapsınlar, alsınlar elinde, oradan kullansınlar. Evet, evet, çok haklısın. Ay, pembe laptop çantasını da ver onlara. He, olur. Evet, öyle takılsınlar. Peki, şimdi bu karnede benim... He? Kârım ne? Ders çalışan benim, gidip he, gelen benim. Benim hediyem ne? Ben sana bir yıllık hediye aldım ya. Ne aldın? Bir yıllık aldım. Tam geçen seneydi, bitti işte. Şimdi versin. Kabul değil. Bakarız şimdi şu çocukları ilk bakalım da. Aynen. İkisi de güzel yani, geçerli bir hediye. Bunu toplasam, bunu çocuk odasında çalışma masasına koysan. Tabii bu küçülebilir yani, ufacık oluyor. Evet. Bu da zaten her tarafta kullanılır laptop. İyiymiş ya, vallahi. Şey de yaparız çocukların odasına ya, masa da yaparız ya. Yani masa yaptırtırız şöyle. İlerleyen zamanlarda bakalım. Geniş bir masa yaptırtırız böyle. Rahat rahat kullanacaklar. Aynen, bakarız. Öyle böyle. Yani. Vallahi ben şimdi ağzımı tutayım. Öyle yani, benim hediyem bunlar kendimde yani. Ben dahil değil miyim? Anneyle baba de, ben hiç hediye falan... Niye canım, şuna bakma, şunu şimdi... Dur ön kamerayı alayım, bir şey söyleyeceğim. Ben daha küçük bir şeyler düşünmüştüm. Hatta benim istediğim bir şey Ümit erteleye hatta sepetlerden bile atmış. Ben ne istemiştim senden çocuklara karne hediyesi? He? Ne istemiştim? Şey, kızma birader. Oyunlar. Ya kızma birader değil. O kadar da değil. Böyle güzel güzel oyunlar seçmiştim. Böyle oyun setleri. Ya senin zamanında oyunu mu kaldı ya? O da bana gençler böyle dedi. Böyle ben de dedim ki ya daha güzel. Ha dedi, dur şimdi o ne dedi. Kırtasiyede yok mu kızma birader falan dedi. Ben öyle düşünmüştüm. Öyle setler düşünmüştüm. Sonra Ümit hatta indirimini de kaçırdı. Almadı. Tabii. Demek ki başka planları varmış. Valla geçerli bir hediye. Teşekkür ederiz. Sana. Daha uğraşıyorum. Uğraşıyor. Mesai yapıyor çocuklar için. Klavyesi sonradan çıktı. Ben klavyesi hakkında yoktu. Yoksa gitmişken alırdım klavye. Sabah yine giderim artık yani. Aynen. Böyle paketlersin artık sen yine getirdiğin gibi paketlersin. Tabii ki onu alıyoruz diye değil. Hepsini malı birbirini kullansınlar. Öyle tabii ki. Değil mi? Ama şöyle bir şey var ki şimdi mesela zimmetlenen bir şeyi daha dikkatli yani kullanıyorlar. Orta malı gelen tekme alıyor, giden tekme atıyor. Öyle.